Hepimizin bildiği üzere 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında müvekkilimiz Davut Güloğlu'nun da aralarında bulunduğu bir 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler mitingi gerçekleşmişti. Burada ciddi bir katılım söz konusuydu. Bedenini vatan müdafaası için siper etmiş ve şehitlik mertebesine yükselmiş kardeşlerimizin yakınları ve gazilerimiz ile bir araya gelmişti. Burada Davut Bey de bulunmuştu ve meslektaşlarıyla beraber bir katılım sağlanmıştı. Bu mitingle alakalı Sıla Gençoğlu'na bu mitinge katılıp katılmayacağı sorusu üzerine hayır katılmayacağım, böyle bir şovun içerisinde de yer almayacağım şeklinde bir beyan olmuştu. Bu beyan çok ciddi tepkiler çekti. Kamuoyundan, devlet ricalinden, üst makamlardan, şeyden, kademeden. Özellikle dönemin bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bununla alakalı Sıla konserleri iptal mi edildi diye sorusu üzerine devletimiz milletin sesini duyar ve gereğini yapar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın şeklinde beyanda bulunmuştu. Bu eleştirilerden bir tanesini de tabii Davut Bey gerçekleştirmişti. Yalnız bu eleştiri tabii Sıla Gençoğlu tarafından bize göre kötü niyetli olarak mahkemelere taşındı. Bununla alakalı müvekkilimiz aleyhine hem hukuk hem de ceza davası açıldı. Ceza davasında bir adli para cezası alındı ve bu hüküm kesinleşti. Daha sonra tazminat davasına bakan mahkeme Davut Bey'in eleştirisel mahiyetindeki sözün haksız tahrik altında söylendiği, aslında vatanını sevmeyen yönelik böyle bir ibarenin kullanıldığı ve vatani değerlerin çok üst düzeyde olduğu bir dönemde söylendiğini mahkeme kanaatini getirdi. Biz de mahkemenin bu kanaatini, bu yorumunu ve bu hükmünü CMK 311 gereği yargılamanın yenilenmesine konu olabileceğini belirttik. Ve tekrar ceza mahkemesinden yargılanmasını talep ettik. Bu da şu anda derdest, hala yerel mahkemenin önünde dosya. Bugün yaptığımız suç duyurusu ise bu davaya konu olan Sıla'nın şov yapıyorlar şeklindeki ibaresinin Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinin birinci fıkrasının alenen ihlal edildiği gerekçesiyle yapıldı. Şu sebeple bu madde halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme ile alakalı bir madde ve halkın bir kesimini, yani bölge, sınıf, dil, din, ırk gözetmeksizin bir sınıfını diğer kesim aleyhine haksız tahrik eden kimse aleyhine düzenlenmiş bir madde. Tüm madde gerekçelerinde açıkça ifade özgürlüğünün esas olduğunu, ancak bu özgürlüğünün sınırsız olamayacağını, sınırsız özgürlüğün anarşi doğuracağını ve bu ifade özgürlüğünün bile gerçekte kanunla ve anayasayla sınırlanabileceğini belirttiler. Yani bütün kıta Avrupası ülkelerinde de böyle, bizim kanunumuzda da böyle bu şekilde. Bize göre de burada suçun yasal unsurları oluştu. Geçmişte süregelen, ülkemizin süregelen geçmişten bu yana halkın büyük bir toplumunu büyük bir tepkiye sebep olunan olaylar var. Mesela işte Sivas, Madımak ve Maraş olayları gibi burada halkın büyük bir kesimi büyük tepkiler göstermişti ve halkın bir kısmını diğer kısım aleyhine tahrik etme söz konusuydu. Yani kısaca ifade özgürlüğü evet esastır. Anayasal hukuk devletlerinde bu temel prensiptir. Ancak bu özgürlük de sınırsız değildir. Bu kanunla ve anayasayla sınırlama altına alınmıştır. Türk Ceza Kanunu 216. maddesinin birinci fıkrası da bu sınırlamalardan bir tanesidir. Sıla Gençoğlu aleyhine biz bugün itibariyle yaptığımız suç duyurusunun neticesini bekleyeceğiz. Neden 5 yıl sonra? Çünkü biz yargılama yenilenmesini de zaten talebini yeniden şey yaptık, yeni talepte bulunduk. Hukuk Mahkemesi'ne bakan davadaki hakimimiz, yerel hakim yeni karar verdi tazminatla alakalı ve gerekçeyi yeni oluşturdu. Yargılama yenilenmesi başvurusunu da biz yaptık yeni aldığımız vekaletten dolayı. Bu kadar beklenmesinin sebebi de bu. Ancak zaten TCK 216 birinci fıkra, yani halkı kin ve düşmanla tahrik etme suçunda zaten zaman aşımı süresi 8 yıl. Dolayısıyla 8 yıllık zaman aşımı süresi içerisinde bu suç duyurusu yapıldı. Dolayısıyla savcılık makamı zaten bunu dikkate alıp ya iddianame düzenleyecek, kovuşturma açılacak ya da ifade aldıktan sonra kanaatini getirecektir.